Evet, yönetim kurulu raporumuzu okuyor arkadaşlar. Buyurun. Başkanlar, değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Çalışma raporumuzu kısaca özetlemeye çalışacağım. Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu 2017-2019 dönemi yönetim kurulu çalışma raporu. Marmara Üniversitesi'nin geçmişi 1883 Hamidiye Ticaret Mektebi ailesinden başlar. Okul ilk mezunlarını 1887 yılında 13 kişi olarak vermiştir. Aynı yıl Maarif Vezaretine bağlanarak eğitim faaliyetlerini o günden bugüne kesintisiz sürdürmüştür. Okulumuz Cumhuriyet döneminde İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi adını almış, daha sonra da 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne dönüşmüştür. 1982 yılında da hocamız, akademimizin son reisi Profesör Doktor Orhan Oğuz'un yoğun çalışmaları sonucu Marmara Üniversitesi kurulmuştur. Yüksek öğretim kurumlarının arasında seçkin yerini almıştır. Marmara Üniversitesi tek kampüste okul olma şansına uzun yıllar ulaşamamıştır. Üniversitemiz İstanbul'un iki yakasında eğitim ve öğretim veren Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasından ilk beşin içindedir. Marmara Üniversitesi bugün 15 fakülteden oluşmaktadır. Üniversitemiz asli görevi olan eğitim ve öğretimle beraber Atatürk ilke ve devrimlerinden sapmadan çağdaş, demokratik ve katılımcı öğrenimini amaç edinmiştir. Gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu ve Fakülte Mezunları Derneklerimizle üniversitemizin kazanımlarını koruyarak Atatürk ilke ve devrimlerini savunmakta kararlıyız. Amacımız, üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimize, eğitim veren öğretim görevlilerimize destek olmak, eğitim seviyemizin yükselmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır. Federasyonumuz 14 Ocak 2011 yılında kuruldu. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi içinde faaliyet gösteren tek dernek, İstanbul Yüksek Ticaret ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği'ydi. Daha sonra kurulan fakülte mezunlar dernekleriyle beraber tek bir çatı altında birleşmenin doğru olacağı görüşü öne çıktığı için uzun süre yapılan görüşmeler sonunda Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Bu çalışma uzun süre sürdürülmüş çok da kolay olmamıştır. Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu'nun kuruluşunun mimarı, ısrarla gerçekleşmesini isteyen kurucu rektörümüz Profesör Doktor Orhan Oğuz hocamızdı. Federasyonumuzun da ilk kurucu yönetim kurulu başkanı Sayın Sabri Kümer'dir. Uzunca bir süre üniversitemizde olan örgütlenme çalışmalarımız istediğimiz seviyeye çıkarılamamıştır. Adeta federasyonumuzun çalışmalarını dondurmak ya da faaliyetine son vermek tartışmalarında bu süreçte yaşadık. Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu Yönetim Kurulu, dernek yönetimleri ve derneklere bağlı üyeleriyle birlikte Marmara Lokal'de değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya katılan dernek yönetim kurulları ve üyelerimiz, çoğunlukla federasyonumuzun yeni bir hamle yaparak çalışmaların devam ettirmesi yönünde karar verdi. 2019 yılı federasyonumuzun Marmara Üniversitesi ile bağlı derneklerin en verimli çalışma yılı oldu. En son Marmara Games 2019 bireysel ve takım oyunları festivali, rektörlüğümüz ve spor bilimleri fakültemiz dekanı ile birlikte çalışılması sonucunda gerçekleştirildi. 10 dalda yarışmalı düzenlenen bu etkinliğimiz üniversitemizde fakültelerimizde yoğun ilgi gördü. Yapacaklarımız. Bu genel kurulumuzdan sonra federasyonumuz ve bağlı derneklerimizin ortaklaşa yapacakları çalışmaların bir bölümü aşağıdaki gibidir. Bir, fakültelerimizde kurulu öğrenci kulüpleriyle derneklerimiz ve federasyonumuzun ilişkileri geliştirilerek kulüplerimizin faaliyetlerine destek olacağız. 2. Fakültelerimize konferans, sempozyum ve panel çalışmalarımız dekanlarımızla işbirliği içinde düzenleyeceğiz. 3. Marmara Games 2020 Bireysel ve Takım Oyunları Festivali'ni üniversite yönetimiyle birlikte gerçekleştireceğiz. 4. Güzel Sanatlar Fakültemizde işbirliği yapılarak resim, fotoğrafçılık, seramik ve heykeltıraş çalışmaları yapmaları için mezunlarımıza, öğretim görevlilerimize, öğrencilerimize çalışma atölyeleri kuracağız. 5. Federasyonumuz ve derneklerimizle birlikte 50 Aralıklar İstanbul için ve İstanbul dışında kültür turları düzenleyeceğiz. 6. Bu faaliyetlerimizin harcamalarını karşılamak için
bağış toplayacağız ve birçok etkinliğe destek olan kişilerden ya da güzel kişilerden destek alacağız. Yeni seçilecek yönetim kurulunun bu önerilen faaliyetlerin dışında yeni etkinlik alanları açacağına da inancımız tamdır. Şimdiden seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu yönetim kurulu adına bu sunumu yaptım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum.